Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, engelli ebeveynler ve afetzedelerde set yardımı olabilir mi? Engeli yüzünden çalışamayacak halde olan kişilerin en az %40 engelli olduklarına dair tam teşekküllü bir hastaneden engelli raporları almaları gerekiyor. Kronik hastalığı yüzünden iş gücü kaybı yaşayan ve çalışamayan kişilerin de sağlık kurulu raporu teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu afetzedeler olduğunda ise bu kişilerin olağanüstü bir duruma maruz kaldıklarının bilirkişi raporu ile onaylanması, başvurusunun kabul edilmesi noktasında da oldukça önem arz etmektedir. Evet arkadaşlar, engelli ebeveynler, kronik hastalar, afetzedelerde set yardımı alma durumları söz konusudur. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, set yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Set yardımı başvurusu esnasında teslim etmeniz gerekli belgeler şu şekildedir. Başvuru dilekçesi, TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi, sağlık raporu, çocuğa ait öğrenci belgesi, çocuğa ait işkur ya da meslek kuruluşlarına, kurslarına yapılan başvurulara dair belgeler, çocuğa ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi, gelir belgesi, muhtaçlık belgesi şeklindedir. Bu anlamda set yardımı başvurusu esnasında anne ya da babalardan talep edilen belgeler anne ya da babanın özel durumuna göre de değişebilir. Yani herhangi bir düzenli mesleği ve geliri olmayan kişilerden işsiz olduklarına dair SGK'dan gelir belgesi almaları gerekmektedir. Muhtarlıktan alacakları muhtaçlık belgesi de anne ya da babanın set yardımı başvurusunda kabul edilmesi olasılığında da yüksek rol oynamaktadır arkadaşlar. Bu belgelerle de başvuru talebini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, set yardımı için başvuru sorgulama. Yardım başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenmek için daha önce de belirttiğim üzere E-Devlet başvuru ve sorgulama linki üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun haricinde Alo 183 ya da Alo 144 sosyal destek hatlarından birini arayarak yetkili kişilerden başvurunuzun sonucunu da öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerini ya da Sosyal Hizmet Merkezleri müdürlüklerini de arayarak ya da bizzat giderek de bu sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili Engelsiz Medya takipçilerimiz, set yardımı başvurusu telefon numaraları. Alo 183 ya da Alo 144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek hattını arayarak set yardımı başvurusu için gerekli şartlara, belgelere, set yardımından yararlanmak ve yararlanamama nedenlerinize dair bilgi alabilir. Bakanlık tarafından yapılan diğer sosyal yardımlarla ilgili de her konuda yetkili kişilere danışabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda da her türlü Alo 183 ve 144 nolu hatları arayaraktan gerek set yardımı hakkında başvuru şartları, belgeler, gerekse de diğer bakanlığın sosyal yardım hizmetleri konusunda da bu numaralardan ulaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Set yardımı hangi hallerde kesilir? 1. Ailenin set yardımı olmasını gerektiren hallerin ortadan kalkması. 2. Ailenin muhtaçlık durumunun sona ermesi. 3. Çocuğun kendi yaşamını kendi imkanları ile sürdürebileceğine dair kanaatin oluşması. 4. Çocuğun vefat etmesi. 5. Ailenin bilgi vermeksizin ikametgah adresinin değiştirmesi. Yani ilçeler arasında da ikametgah değişikliği olduğunda da ikametgah adresi değişikliğinden dolayı da set yardımı kesilebiliyor. 6. Çocuğun 18 yaşını doldurup SSK'lı bir işe girmesi durumunda da set yardımı kesiliyor. İkametgah adresi değişikliğinde arkadaşlar bu yardımı tekrar almak için anne ve babaların tekrar set yardımına başvurmaları gerekiyor yeni ikametgah adresleri ile. Süreli ekonomik destek alan kişilerde
3 aydan bir olacak şekilde takip ediliyorlar. İncelemeler Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinde ya da sosyal hizmet merkezlerine bağlı olarak görev yapan çocuk gelişimcisi, sosyal danışman, psikolog, rehber öğretmen, sosyolog ve bunun gibi meslek grubuna ait kişiler tarafından yapılmaktadır. Yapılan incelemeler sonrasında kişinin artık yardıma ihtiyacının olmadığı tespit edilirse SET yardımı sona ermektedir. Süreli ekonomik destek alması kararlaştırılan hak sahibinin ödemeleri bir yıl boyunca her ay düzenli olarak yapılıyor. Bu da her ayın 8 ile 15'i arasında yapılmakta arkadaşlar. Bir yıllık süre dolmasına rağmen ailenin muhtaçlığının devam ediyor olması da SET yardımı süresi 2 yıl daha uzatılma sebebi. Daha sonraki süreçlerde de gerekli görülmesi halinde de bu yardımlar 2'şer yıl daha uzatılabiliyorlar. Evet arkadaşlar, SET yardımının hangi aylarda kesileceğini, kesilmediğinde kaç yılda bir yenilendiğini, neye göre tespit edildiğini de sizlere aktarmaya çalıştım. SET yardımı alacak ailelerin çocuklarının işkur ya da meslek kurslarına başvurmaları gerekiyor mu? SET yardımı alacak çocukların mutlaka işkura ya da meslek kurslarına kayıt olmaları gerekiyor. Daha önce de kayıt olmayanlar işkura ya da meslek kurslarına yönlendiriliyor. Ancak yaşanılan şehirde işkur ya da meslek kursu bulunmaması halinde bu zorunluluk ortadan kalkıyor. Aynı zamanda ailede 13 yaş altında çocuğun bulunması ve kişinin bu çocuğa bakıyor olması halinde de herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Lakin bu durumda 13 yaş altı çocuğa bakacak başka bir yakınının olmaması ve çocuğun kreşe gidiyor olmaması şartı aranıyor arkadaşlar. SET yardımı ödemesi haczedilebilir mi? Yoksul ve muhtaç ailelerin eğitim çağındaki çocukları için yapılan SET yardımı ödemeleri hiçbir şekilde haczedilemez. Aynı zamanda ödemeler devredilemiyor ve temlik edilemiyor. Buna rağmen banka tarafından haciz işleminin yapılması durumunda hak sahibinin 2828 sayılı kanunun 29. maddesine atıfta bulunarak haciz işleminin iptaline dair ilgili kuruma dilekçe yazmaları gerekmektedir. SET yardımı ne kadar? 2021-2022. Yapılan son zamla birlikte ilköğretim öğrencilerinin ailelerine SET yardım kapsamında 1281 TL, lise öğrencilerin ailelerine 1365 TL, üniversite öğrencilerin ailelerine ise 1537 TL ödeme yapılmaktadır. SET yardımı daha önce de bahsettiğimiz gibi yılda bir ya da iki sefer yapılabileceği gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da kararlaştırılan süre boyunca da her ay düzenli olarak da yapılabilmektedir. Tabii ki bu noktada bu durum ailenin muhtaçlık durumu belirleyici olmaktadır. Bir yıl sürekli her ayın 8 ile 15 arasında dalabilir. Bir yıl sonra ailenin muhtaçlık durumu değişkenlik göstermiyorsa 2'şer yıl uzatılabiliyor aralıksız. 2 yıl sonunda da tekrar aynı süreç devam ediyorsa tekrar uzatılabiliyor. Tabii ki bu Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve Sosyal Hizmetler Merkezi'nin denetleme görevlendirme komisyonundaki kişilerin değerlendirmesine, ailenin durumuna göre bu durum belirgenlik göstermekle beraber değişkenlik de göstermektedir. SET yardımı nereye yatıyor? SET yardımı ödemeleri Ziraat Bankası hesabı bulunan kişilerin banka hesabına yatırılmaktadır. Banka hesabı olmayan ebeveynlerin ise ödemeleri PTT şubelerine yatırılmaktadır. Ödeme hak sahibi dışında hiç kimse tarafından çekilemez. Yani kişinin eşi ya da çocukları bile olsa kendi adına bu yardım parasını asla PTT'den çekemez.
Evet arkadaşlar, hepinize sağlıkla, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.